İslam'da dinden çıkan öldürülür mü? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de inançla ilgili en önemli şey, inancı insanların gönüllerine bırakmıştır Allah Teala. İnanç, gönül, kafa, beyin işidir. Dolayısıyla insanoğlunun gönlüne hiç kimse dışarıdan müdahale edemez. Hatta Allah Teala bile müdahale etmemiş, inanmayı veya inanmama özgürlüğünü insana bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de çok sayıda ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ben seni onların başına bir sultan olarak kılmadım. Onlara baskı yapamazsın diye de ayetler vardır. Dolayısıyla insan ve Kur'an-ı Kerim'in yine başka ayetlerinde insanoğlunun her an için iman ve küfür ve şirk arasında gidip geldiğine dair, gidip gelebileceğine dair ayetler vardır. Dolayısıyla bir insanın ne zaman mümin olduğunu, ne zaman müşrik olduğunu, ne zaman kafir olduğunu ancak Allah bilir. Onun dışında diğer insanların bunu bilmesi mümkün değildir. Bu açıdan baktığımız zaman bir diğer noktada insan velev ki dinden çıktığını ilan etsin, açıklasın. Bu kişiye Müslümanların dünyevi olarak yapabileceği, uygulayabileceği hiçbir müeyyide yoktur. Sadece bunun imansız olarak, inkar ederek öldüğü takdirde bunun cezasının ebedi cehennem olduğunu Kur'an-ı Kerim söyler. Dolayısıyla dinden dönenin öldürülmesi diye bir maalesef bir düşünce, bir söylenti tarihte vardır. Ve bugün de bazen sosyal medyada dillendirilir. Ama İslam'ın, Kur'an'ın özünde böyle bir müeyyide insanlara öyle bir hak, öyle bir yetki verilmemiştir. Çünkü böyle bir baskının söz konusu olduğu ortamda din özgürlüğünden bahsedilemez. Dinde özgürlük de Allah Teala la ikrahe fiddin, dinde baskı yoktur diye temel bir prensip getirmiştir. Aksi halde insanlar dışı başka, içi başka olmaya zorlanır. Bu da münafıklığa götürür. Böyle bir durum söz konusu olur. Bu sebeple dinden dönen öldürülmez, öldürülemez. Onun cezasını ancak Allah verir eğer cezası varsa. Ha, bazen şöyle bir karıştırma olabiliyor. Dinden dönüp de İslam ülkesine savaş ilan eden, düşmanlarla içeride veya dışarıdan ittifak yapıp vatana, millete ihanet edenler söz konusu olabilir. Bazen bunlar da dinden döndü diye adlandırılır, mürtet diye adlandırılır. Aslında bunlar mürtet değil. Mürtetliğe ilaveten İslam ülkesine, Müslümanlara, vatanına, milletine, bayrağına savaş ilan edenlerdir. Bunlara karşı da savaşılır. Savaşılması nitekim bütün ülkelerde, bütün kanunlarda olduğu gibi İslam'da da savaşmak mübahtır bunlara karşı.